buraya gelen misafirlerimiz, çok güzel hareketlere hoş geldiniz efendim. İşte efendim bu alkışlarla, bu gülen, bu güzel gözlerle bize bakan seyircilerimiz sayesinde 70. bölüme geldik. 70. bölümümüze hoş geldiniz efendim. 70. Şimdi de artık yani yeni bölümlerimizde de seyircinin katkısıyla interaktif durumlarla program başka bir boyuta geçmeye başladı. Hani artık birlikte eğleniyoruz. Asıl olan hani burada skeçlerin, vay ne komik skeçler değil de o olayla eğlenmek. Yani skeçleri nasıl yazdıkla, ne yaptıkla, neresini beğendiniz, neresini beğenmediğinizle eğlenmek. Yoksa bizim böyle dünyanın en güzel skeçlerini yapıyoruz iddiamız yok. Var, yaptıklarımız var. Yani bayağı iyiler var ama hepsi de öyle olacak diye bir şey yok. Keyfimize bakalım, eğlenelim. İlk skecimizle ilgili şöyle bir soruyla başlamak istiyorum. Aranızda bebek bekleyen var mı? Aa, ben bekliyorsunuz. Çok yakında. Maşallah. Evet. Ne kadar oldu? Bekleyeli değil. Bekleyeli 8,5 ay oldu. Aa, geliyor. Gelmek burada üzere. Burada gelmesin. Gelebilir. 8,5 ay. Evet. Aa, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl, keyfiniz yerinde? Gayet iyi. Çalışmaya devam. 8,5. ayda da. Evet. Bence de alkış ya. 8,5 ay. Helal olsun. İsminizi de alabilir miyim? Evrim Yıldız. Evrim Hanım, hoş geldin. Hoş. Neden çalışıyorsunuz şu an? Yani ben izin alınıyor diye biliyorum. Patronunuz yanınızda mı? İzin verse artık. Orada CEO'muz geldi. Burada mı? CEO ile mi geldiniz? Evet, şirkette geldik. Sayın CEO, 8,5 aylık çalışanınız var. CEO burada vallahi. Bak, kapatıyor yüzünü. Peki eşiniz yanınızda mı? Evet. Eşiniz. Birazdan CEO'ya da geleceğiz. Şimdi eşiniz, isminiz neydi abi? Hoş geldiniz. Serkan. Serkan abi. Siz de aynı şirkette misiniz? Yok, ben ayrı bir sektöre çalışıyorum. Peki CEO'ya kızgın mısınız? Yani... Ben CEO'ya değil, eşime kızgınım. Neden? Hala inatla çalışıyor. Vallahi ama güzel. Şey, bırakınca daha böyle salık olur. Hayata tutunmakla salık olur. Saçma bir kelime mi oldu? Yok. Hani şey olur. Dur, ismi var mı? İsmi belli mi çocuğun? Deniz. Deniz, hazırladınız ismini de. Peki, çocuk olması sizin isteğiniz miydi? Hayır, hani bazen ailelerin şeyiyle olur ya, hani artık bir çocuk yapın, zamanı geldi. Yani öyle bir şey mi oldu yoksa... Yok, bizim kendi isteğimiz de oldu. Süper. Peki, yengenin bu dönemler şey durum var mı? Hani aşerme durumları olur ya, var mı? Hiç başından beri aşermedi. Hiç? Aynen. Canı, git bana şunu al Serkan falan hiç yapmıyor mu yani? Hiç. Hiçbir şey istemiyor mu canınız ya? Vallahi. Yalan mı o aşerme? Biz skeçte yaptık, o zaman kaldıralım. Huysuzluk. Yani yazın çok sıcaklardı, biraz karpuz falan olmuş değil mi? Çok abart, gece vakti uyandırma. Onu benim her zaman çıkıyor, ben de hamile olayım o zaman. Karpuz her zaman ister canı. Hani karpuz bir tek. Peki yani... hiç böyle ansın gecenin bir vakti ya da işte yazın git bana gece 3 mesela. Ben git karpuz al, gidip aldı falan hiç olmadı. Hayır, hiç olmadı. Vallahi, ay çok seviyorsunuz o zaman. Ekonomik bir insanız, evet. Ekonomik. Evet. 8,5 ayda çalışıyorsanız evet. Bence de bir ekonomik durum var. Ama CEO daha ekonomik gibi geliyor bana. Ben... Öyle bir alalım mı mikrofonu abi? Nasılsınız? Hoş geldiniz. Sağ olun. Şirketi neydi? Ne şirketi bu abi? Alışveriş merkezi geliştiriyoruz. Alışveriş merkezi. Geliştiriyorsunuz. Var zaten, siz büyütüyor musunuz? Nasıl? Alışveriş merkezleri yerini buluyoruz, inşaatını yapıyoruz, çalıştırıyoruz, işletiyoruz. Peki bir endişe yok mu sizde de? Hani her an bir yer geliştirirken doğurabilir diye hani son aylar olduğu için. Uğur getirir öyle bir şey olsa tabii. Değil mi? Uğur. Ama güzel söyledin abi. Uğur için. Uğur için. Vallahi sizin isminiz neydi? CEO Hulusi abi? Berger. He? Hulusi. Hulusi abi. Tam CEO adıymış ya. Vallahi öyle oluyor. Evet, hamile skeci izleyeceğiz ve bu dönemleri işleyeceğiz. Bakalım yaşadığınız şeylerle bir bağlantısı da olacak mı? Bir şey, yarın işten kovmayın ha, böyle muhabbet yapmayın, şeye gitmesin. Hamile skeciyle bu dönemleri anlatacağız size. Karşınızda BKM Mutfak Oyuncuları efendim. Hamile uslar insan ırkının başkalaşmış bir versiyonudur. Bu başkalaşım dünürlerin çocuk istemesiyle başlar ve bebek doğana kadar devam eder. Birinci evre ısrar. Söyleyeyim mi? Söyle. Sen söyle. Yok, sen söyle. Yok, sen söyle. Yok, sen söyle. Tamam, ben söyleyeyim. Yok, ben söylerim. Yok, ben söyleyeyim. Ben söyleyeyim, ben. Tamam, ben söylerim. Tamam, sen söyle.
Tamam. Ya da sen söyle ya. Yok yok sen söyle. Sen söyle. Sen söyle. Ya ne oluyor bir dakika ya? Anne baba ne söyleyeceksiniz söyleyin. Ay çocuklar biz anne ve babalarınız olarak oturduk düşündük çocuk yapmaya karar verdik. Dördünüz. Hayır yavrucuğum sizin çocuk yapmanıza karar verdik. E tamam artık 4 yıldır evlisiniz. 2 yıl. E işte işleriniz güçleriniz de yerinde. E ben daha yeni işten kovuldum. Ha işte senin yaşında geldi geçiyor. Anne ben daha 26 yaşındayım. Ha işte biz de düşündük taşındık çocuk yapmanıza karar verdik. Anneciğim saçmalamayın ne düşündük taşındık ne çocuk yapması biz daha hazır değiliz. Ama yavrum biz hazırız. Bak 50 yaşımıza geldik. Emekli olduk hepimiz de. Zemin iyi, hava güzel. Niye çocuk yapmayasınız? Anneciğim siz neyin peşindesiniz? Saçmalamayın ya. Saçmalamıyoruz yavrucuğum. Biz çocuk istiyoruz. Evet. Anneciğim öyle şey olur mu? 30'umuza kadar biz çocuk yapmayacağız. İstemiyoruz. İstiyoruz efendim. Torun emek hakkımı söke söke alırız. Yapmayacağız efendim. Gönüller torun istiyor. Yapacaksınız. Ne oluyor be? Tanrılar kurban istiyor gibi. Ne oluyor? Yapmayacağız. Hayır yapmayacağız. Yapmayacağız. Ne oluyor? Al bakayım. Ne oluyor baba? Al. Ne yapıyorsunuz? Anne baba Allah Allah. Ne oluyor ya? Ne yapıyorsunuz? Bas bakayım. Nasıl bas basayım? Bas. Çocuk. Hop. 5 aylık oldu. Gerisi sizde. Hadi hayırlı olsun. Aldım ben pompayı da. Hanım pompa bende artık bir çocukla biz yaparız. Ben bu yükü taşıyamam ya. Ya ne oluyor anlamadım ki ben de ya. Nasıl oldu bu çocuk? Anne baba baskısına dayanamayan çiftimiz bebek yapmaya karar vermiştir. Ve artık zorlu hamilelik sürecine girilmiştir. Hamile olsunuz için sıradaki adım bebeğin cinsiyetini öğrenmektir. Buyurun. Komşularım gelmiş Evrim Hanım. Hoş merhaba. Geldiniz Serkan Bey. Merhabalar. Kusura bakmayın geç kaldık. CEO izin vermedi hanıma da o yüzden yani. Yani ne yapalım işte böyle bir durum var yani. Hoş geldiniz. Çok sıkıntılıyız çok yani. Buyurun nasıl yardımcı olabilirim size? Şimdi nasıl söylesek? Hamilesiniz. Nereden bildiniz? Karnınızdaki sivilce değilse bebek yani çünkü. Evet eşim hamile evet. Komşular ne yaptınız lan siz? Yaramazlık mı yaptınız siz? Vallahi yemin ediyorum üst kattan sesiniz geliyordu. Kaloriferlere vurdum yine duymadınız. Bu çocuk sağlam çocuk ben size söyleyeyim yani. Siz niye muayenehanede pijamalısınız? Sormayın ya. Saadet'le kavga ettim. Evden kovdu beni. Hastanede kalıyorum. Evden mi kovdu? Evet. Niye? Ya yorgun argın işten eve dönüyorum. Bir baktım Saadet toplamış millete eve parti veriyor. Ne partisi? Saadet partisi. Ne partisi dedi? Doktor Bey kahveniz hazır. Heh, bağla yavrum. O nasıl kahve ya? Ya böyle damardan daha güzel oluyor. Kafein direkt alıyorsun, kafa ayılıyor. He. İster misin? Size de söyleyeyim birer tane. Vallahi nasıl olur bilmem ki ya. Çok güzel olur. Vallahi deneyin bak. Serumunuzu nasıl alırsınız? Vallahi benimki orta olsun. Ben de şekerli alayım. Hemen çok severim. Tamam. Getir. Hadi yavrum. Hadi kızım getir. Evet. Biz bebeğin cinsiyetini öğrenmek için geldik. Cinsiyetini. Evet tamam. Şenol Bey. Hemen bakalım. Ben... Yo. Otur lütfen. Ya ne yapıyorsunuz? Kalpli mi seçiyorsunuz ya? Oldu olacak. Üçgen dilim kes tadına bak. Ne yapıyorsun sen ya? Beyefendi benim kendimce bir stilim var. Müsaade ederseniz... Ya doktor bey sizin ultrason makineniz yok mu? Ya ben onu sattım ya. Sattın mı niye? Ya yenisini sipariş ettim. O da çok eskimişti. Eskiciye verdim. Ama 80 tane mandal aldım yerine. 3 tane de leğen aldım. 2 leğen diyordu. 3 leğen yaptım. Pazarlık 3 leğen yaptık onu. Zararda mıyım ben şu an? Anlamadım ki. Ya biz gidelim. Siz makineyi alınca biz geliriz. Aa lütfen komşularım. Hayatta bırakmam. 40 yılda bir zar zor çocuğu becermişsiniz bu işi. Ben bırakır mıyım siz lan? Ben söyleyeceğim bu çocuğu size. Tamam. Hemen söylüyorum. Hadi nasıl? Tamam. Çekin elinizi. Ne yapıyor çocuğu salak edeceksin içeride böyle. Ya ne yapayım ya sırtını dönmüş belli oluyor. Ya bırak komşu sen de yalan çıktın kusura bakma ama yani. Ya ama bak dur başka yere gitmeyin kardeşim bak paranızı ziyan etmeyin. Atıyorum kız mı istiyorsunuz? Evet kız istiyorum. Ekşi yiyeceksin. Ne alaka? Ye ekşiyi çıkar Ayşe'yi bu. Ya saçmalama koca. Ya erkek mi istiyorsun? Heh. Ye tatlıyı çıkar Hakkı'yı. Ya ne tatlı çıkar Hakkı'yı. Ya ye. Gidiyoruz biz. Allah Allah. Hemşire kahve bitti gel falıma bak. Bir şekilde bebeğin cinsiyetini öğrenen hamile Yusuf'umuzun sonraki problemi isim tartışması olacaktır. Ay hayırlı olsun canım benim öğrendiğim kızımız oluyormuş. Evet. Allah anneanneli dedeli büyütsün. Allah babaanneli dedeli büyütsün. Allah dedeli torunlu büyütsün. Allah karılı kızlı büyütsün. Ay tamam sakin tamam. Ay o büyüsün ben onu var ya en güzel okullara göndereceğim Muzaffer'imi. Muzaffer mi? Evet alamın ismi olsun çok severim.
Anneciğim yapma, halamın sakalları vardı. Aa, halamın sakalları olsa amcam olurdu. Hayatta bırakmam. Anneannesiyle dedesinin adı olacak. Filiz Akın. Hem meşhur adı olur çocuğun. Filiz Akın olmaz. Aa. Yok yok, o zaman dur, günümüzden bir isim bulalım. Ben Ezel'e bayılıyorum, Ezel olsun. Ay ben de Behlül'e bayılıyorum, Behlül olsun. Anneciğim kızın adı Behlül olur mu ya? Selin olsun. Beril olsun. Ayşe olsun. Fatma olsun. Ramiz olsun. Olmaz olsun. 1-0 olsun, bizim olsun. Ya saçmalamayın, biz karar verdik, kızımızın adı Güneş olacak. Güneş mi? Güneş diye isim mi olur ya? Ya anneciğim, babacığım. Ya, ya çocuğun adına siz karar verdiniz. Bari adına karar vermeyin. Hadi çıkın Allah aşkına. Anne duydun mu, Güneş olacak. Allah Allah. Komşu. He. Güneş olmasın ya çocuğun adı. Niye? Güneş gelen eve doktor gelemez. Benim hanım hala beni eve almıyor. Acık size kalayım be. Ya sen nereden çıkıyorsun, defol gir içeriye ya. Güneş sahnesinde geri geleceğim. Görüşürüz. İsim sorunun üstüne hamileyorsunuz, bir de vücudundaki değişikliklerle savaşmak zorunda kalır. Artık anne adayımız hamilelik belirtilerini göstermeye başlamıştır. Ay. Ay öleceğim şimdi, bir kapı pencere aç ne olur. Serkan ne olur, bir kapı bir şey aç Allah'ını seversen. Duymuyorum seni evlenmişim, ne diyorsun ya? Hayatım bir kapı pencere bir şey aç ne olur. Hayatım Aralık ayındayız, evin içinde bütün pencereler açık, 3 tane klima var, donuyoruz ya. Oh, aşkım ben bir de acıktım. Acıktın mı? Acıktım. Acıktım, bak lahmacun var burada, al lahmacun. Lahmacun mu? Kebap getireyim sana. Ispanak. Hamburger. Kereviz. Ne olur kurbağaya dönüştün ya. Ne yapıyorsun sen be? Hayatım sinek geçti de ben onu çektim. Aşkım iyice saçmaladın, bak sen söyle. Ne istiyorsan ben söyle, alacağım ya, söz. Hayatım çilek istiyorum ben. Aralık ayında. Aşkım çilek istiyorum. Çilek bülbülüm, çilek çilek. Nereden bulacağım çileği? Tamam, tamam. Sen bana baklava getir. Hani böyle yeşil yeşil böcek gibi olandan. Fıstıklı baklava. Hı hı. Ne bu böyle, sineği yiyorsun, böcek istiyorsan kafayı yedin iyice ya. Ya o zaman sen bana ekşi bir şey getir. Tamam, limon getir. Ya da dur, piliç getirsen bana, böyle kızarmış piliç. Kızarmış, güzel bir piliç. Üst kat komşu Gizem var, onu getireyim. Sen komşulara mı bakıyorsun? Ya saçmalama, şaka yapıyorum ya. Bana muz getir. Tamam, dolapta var, getireyim. Dolaptaki olmaz, anamur muzu istiyorum. Hem muzu buldun, anamurlusunu istiyorsun yani. Anamur muzu istiyorum hayatım. Tamam ulan, onu da bulacağım, onu da getireceğim ya, tamam. Aşkım, heh. Ben güllaç istiyorum. Güllaç istiyorsun? Evet. Aşkım sen var ya, dayak istiyorsun. Gel buraya. Allah. Kaçma. Şımarlayınca hamilelikte. Dur. Hamile Yusuf'umuz terleme, mide bulantısı ve aşerme problemini atlatmış. Artık hamileliğe alışmıştır. Bundan sonraki problem vücudunun bozulmasını engellemek ve eşine tekrar çekici görmeye çalışmak olacaktır. Evet hanımlar. Topumuzun üstüne yatıyoruz. Gevşeyin, rahatlayın. Bırakın top sizi sarsın. Üstünde zıplayın. Rahatlayın. Topla bütünleşin. Ali topu tut. Ayşe topu at. Hay topunuzu. Ayça topu tut. Ne öyle ya, halka filminden çıkar gibi. Ayça topu ver. Topumuzu alıyoruz. Aldık hocam. Kaldırıyoruz. Sonra üstüne yatıyoruz. Kıyıdan sahile vuran balinalar gibi. Evet. Gideceğim şimdi geri inşallah. Evet, geriye doğru gidiyorum. Tam üstünde durmaya çalışıyoruz. Evet. Güzelce, ay yine gittim. Şimdi ayakları havaya kaldırıp fok gibi çeviriyoruz. Evet. Ay, olmadı. Gel. Ne yapıyorsun sen hayatım? Televizyondan pilates öğreniyorum hayatım. Bak, fok gibi çeviriyoruz topu. İyice pilatesin fokunu çıkartmışsın, belli oluyor. Ya hayatım sen bundan mı pilates öğreniyorsun? Evet aşkım. Lan bu karı televizyonun dışına taşmış ya. Televizyonları sığmam taşırım. Karımla konuşuyorum burada. Gir televizyonun içine. Gidiyorum. Evet. Hay televizyonun da kaldı. Bak bak. Ve topumla birlikte bütünleştim. Ve işte bay bay.
Kalk ayağa, bir tanem yani. Hayatım ama sen beni çekici bulmuyorsun artık. Aşkım, hamile olmadan önceki halinle şimdiki halin arasında hiçbir fark yok. Ne yani, o zaman da mı göbekliydim ben? Hayır bir tanem, sen söylemesen ben bunu bira göbeği sanırdım ya. Gerçek söylüyorum ya. Beni güzel buluyorsun ya. Bulmaz mıyım hayatım, sen çok güzelsin. Aşkım sen de çok yakışıklısın. Ben. Aşkım, hamilelik senin gözünü kör etmiş ya. Aşkım ben çocuğu unuttum. He, işte romantik bir geceye var mısın? Ne yapacağım? Ben senin göbekle pilates mi yapacağım ben? Sen beni beğenmiyorsun. Başka bir kadın var değil mi? Ya bir kadın falan yok aşkım. Ne diyorsun? O zaman birkaç kadın var. Ne birkaç kadını, manyak mısın ya? O zaman erkek var hayatında. Erkek mi? Evet, sapıtmışsın ben hamileyken. Aşkım saçmalama, hayatımda kimse yok. Aşkım ben senin üstüne gül koklar mıyım? Bir tanem benim, bir tanem. Kızma bana. Aa, bak tekmeliyor. Ah, tekmeledi mi kızım? Kızım tekmeleme anne. Bak, uyu. Tekmeliyor. Kızım tekmeleme, uyu artık, tekmeleme anne. Tekmeliyor. Tekmeleme kızım, uyu artık. Aşkım tekmeliyor. Ama tekmeleme kızım. Aşkım bak çok tekmeliyor. Tekmeleme seni be! Ne bağırıyorsun çocuğa? Baba konuşuyor burada, terbiyesiz. Oradan bir ay daha çıkmak yok. Hep sen yüz veriyorsun buna. Hep sen yüz veriyorsun. Acısıyla tatlısıyla 9 aylık dönemin sonuna gelinmiş ve doğum günü gelip çatmıştır. 4. evre doğum günü. Aşkım hadi hastaneye gidelim. Hastaneye kadar sabit edemem, doğuracağım ben. Ne yapacaksın? Kedi gibi burada mı fırlatacaksın? Ne yapacaksın ya? Aşkım yapma. Doğuruyor değil mi? Doğuruyor da sen nereden biliyorsun? Ya ben buna muayene ettiğim gün alarm taktım. Bu benim alarmım ya. Alarm mı taktın? Manyak mısın? Yardım et. Karım evde doğuruyor ya. Ne oldu? Demin şey diyordun ya. Ya ne olur, tamam özür dilerim. Özür dilerim, bir şey ne olur. Ne olur yardım böyle edin. Böyle olur işte. Git bana sıcak su getir. Çabuk. Ne yapacağız sıcak su? Kahve içeceğim. Kahve içmeden doğurtamam. Yapamam. Manyak mısın? Ne kahvesi? Kadın doğuruyor burada. Tamam. O zaman dur. Şöyle örtelim bir. Ablacığım çok canınız yanıyor mu? Gel şöyle. Evinle doğuracağız. Yanıyor tamam. Çok canınız. Tamam. Oyalayalım sizi biraz. Çok bebek kız mı erkek mi? Kız olacak. Kız. Ulan erkek olsaydı benim adımı da koyardınız be. Olsun ama biz kız olacak. Güneş koyacağız adını. Tamam. Benim adımdan Şenol işte. Şenol Güneş olsun ya. Tamam. Şenol. Ha? Şenol. Ben yapın çok seviyorum. Tamam olsun. Tamam lan. Tamam. Hadi ne olur. Ablacığım şimdi. Ikın. Ikın. Derin nefes al. Derin nefes al. Bir daha ikın. Bir daha ikın. Bir daha derin nefes al. Bir daha derin nefes al. Derin nefes alırken ikın. Derin nefes alırken ikın. Ikınırken fırlat. Ikınırken fırlat. Kalk sen kalk artan kalk kalk artan kalk artan sen kalk. Daha sen kalk kalk kalk. Ne diyorsun be? He sen ne diyorsun lan? Ya ortak değilmiş beraber doğru mu? Ya doğuracağım ben, tamam, ne olur. Tamam bakıyorum. Bakın. Geliyor. Geliyor. Tamam gel. Al oradan. Al çok biliyorsun ya madem çocuğum. Gel kızım. Bebek gel bebek. Gel. Gel. Gel, 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 topla gel, topla gel, topla, 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 topla. Çevir. Gel abla. Abla gel. Çevir, abla çevir. Ya nasıl gel gel yapıyorsun? Çocuk çizildi ya. Ya çocuğu vurdun, duvara vurdun çocuğu. Kardeşim, ne yapıyorsun? Gel, çek, geliyor, geliyor mu? Geliyor, geliyor mu? Geliyor. Gördün mü? Gördüm, gördüm. Çıkar. Gördüm. Gördün mü? Gördüm. Çıkar oğlum. Gördüm, gördüm, gördüm. Güneşi gördüm. Getir, 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 getir. Kordonlu da kesiyoruz, çocuğu halka açıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Tebrik ederim, tebrik ederim. Hamilelik süreci bittikten sonra kurtulduklarını sanan çift için asıl problemler şimdi başlıyordur. Şimdi çocuğun beziydi, ergenliğiydi, büyümesiydi. Çiftin başka problemleri olacaktır. Bir başka belgeselimizde görüşmek üzere. Esen kalın efendim. Hareket diyenler müşteci. Ben hazır ilk konuştum burada Serkan Bey'le ve nasıl buldunuz skeci? Ne diyorsunuz? Güzel be. Var çok mı? Beğendim. Var mı ortak yönler hiç? Var mı? Şöyle bir şey bize de olur gibi olmuştu falan. Olur gibi olmuştu da ne yani ben de çok tekmelediği zaman sürekli Serkan tekmeliyor tekmeliyor diyorum ama herhalde biraz sıkılıyor. Yakında tekmeleme falan yapabilir yani o da. Arkadaşlar ne kadar sürede hazırladı skeci? Vallahi işte Açan'ın hamile kalması falan bayağı şey oldu ya. Uzun sürdü. Teşekkür ederiz. Sıradaki skece geçelim arkadaşlar. Teşekkür ederiz. Şimdi Metin Yıldız'ın skecine geçiyoruz. Evlilik arifesi geliyor. İyi seyirler, iyi eğlenceler sevgili sahne. Çok güzel hareketler bunlar.
Alo. Atçığım geldim ben. Neredesin? Şu an tam önündeki arabadayım. Oğlum önümde bir araba yok ki. Bir kısrak var. Bir kadın var lan. Bir beygir gücü var. Böyle 4x4, 90-60-90. Manyak bir şey var oğlum. Bunda değilsin sen. Neredesin? Nasıl bunda değilim oğlum? Bak şimdi bak bak. Lan nereden buldun lan bunu? Dayımın arabası oğlum. Süsletmeye götüreceğiz hatta hadi. Bu gelin arabası mı olacak? Gelin arabası olacak hadi. Bak bir şey diyeyim mi? Bu gelin olsun. Gelin bunun arabası olsun. Ben damat olayım kanka. Böyle evlenirim lan ben bununla. Böyle bir hava yastığında kocarım. Oğlum hadi lan tamam abartma atla gel ya. Abarttım değil şuna mi? Şuna bak bir de içeriden bak oğlum nasıl bir şey yapmışlar oğlum, ya. Oğlum çok rahat ya. Deli misin sen? Baksana buraya dikiz aynası koymamışlar. Bu wireless mi ne bu? Ne bileyim ben oğlum acayip bir şey ya. Baksana ya şuna. Çok iyi. Böyle bir şey gördün mü oğlum sen? Oğlum ilk defa görüyorum. Şuna bak nereye koymuş bak adam. Bak bak farlara bak. Lamba karpuzunda. Aha, adamlar bunu yapıyor. Teknoloji var ya bu seviyeye geldi. Bu çengel bitirdi zaten ya. Çok acayip. Üstünü kapanıyor bak. Aha. Böyle. Bak çengeli var burada takıyorsun bak bırak. Bak şimdi bak. Oh. Tak. Tak görüyorsun oğlum. Acayip teknoloji ya. Süper ya. Hadi hadi. Hadi Fevzi abiye gidelim o süslesin. Fevzi abiye gidiyor zaten başka nereye gideceğiz? Bak kanka. Ha. Bir bebek yapalım mı be? Bebek mi yapalım? O ne oğlum ya? Lan nikahtan sonra bir bebek yapalım. Ha Allah'ım. Manyak vakit kalırsa yaparız da dayım arabayı vermez oğlum. Hem ben bebek mebek diyorsun ya. Valla 9 kilo falan bebek. Çok ya kardeşim bununla deli manite yaparız ya. Gel bir bebek yapalım. Ya bırak oğlum hadi hadi gidiyoruz hadi. Ya manite yaparız diyorum oğlum. Ya oğlum bu iyi bir şey değil ki. Sana bakmıyorlar nihayetinde. Arabaya bakıyorlar. Kardeşim baksın da neye bakarsa baksın ya. Evlisin tabii oğlum sen. Neyse hadi, hadi Fevzi abi gidelim. Hadi sıkı tut hadi. Oğlum çok acayip bir şey. Hazır hızlı mısın? Hızlı kullanma dur. Hazır mısın? Gidiyorum. Hazırım. Ha. Hazırım. Acayip bir şey lan. Bu ne lan? Dikkat et. Sıkı tut, sıkı tut, sıkı tut. Geldik. Geldik. Oğlum bu kadar hızlı. Çok hızlı oğlum ya. Çok hızlı. Hadi. O nasıl frendi lan? Hiç hissetmedim ya. Hadi. Kapatalım mı? Yok dursun. Kalsın kalsın. Fevzi abi. Kapatmışsın. Merhaba, merhaba. Hoş geldin Kenancığım. Hoş bulduk abi, sağ ol. Nasılsın, iyi misin? İyi işte abi, araba istedim. Sen ne yapıyorsun lan Zibidi? Ya, bir idare ediyoruz işte. Devamlı gez, iyi idare ediyoruz ama. Devamlı karı kız peşinde dolaş. Devamlı, abi kızlar, ben işler ne yapıyorsun? Oğlum bir iş bul, çalış lan. Annem babama yazık lan, günah. Abicim günahımızı neyse çekeriz ya, sen niye uzattın ki bu kadar? Allah Allah ya, bir iş bul ya. Oğlum ben sana bir şey söyleyeyim, bak ben cumaları namaza gidiyorum, tamam mı? Hoca orada vaaz veriyor, üç harflerden korkacaksın diyor ya. Senin adın ne? Alp değil mi oğlum? He? Üç harfli işte. Vallahi ben bu tarz insanlarda korkuyorum ya. Şerefsizim bak. Hoca onu kastetmemiştir Fevzi abi. Neyse fırçanı sonra atarsın. Şu arabayı güzel bir süsleyelim abi. Bitsin gitsin. Yenge bekliyor kuaförde hemen onu alacağız. Tamam onu hallederiz. 5 dakikada hallederiz. Hadi o zaman. Ya. Tamam onu hallederiz. Bu ne abi? Cuma'ya gidiyorum. Abi bugün pazar. Ya tamam bunu atıyorum da Cuma'ya gitmiyorum zannetmesinler. Yani Cuma'ya gidiyorum yani. Anladın mı? Anladım abi. Ben size bir türkü okuyayım mı? Abi ne türküsü? Arabayı süsleyelim süslerken oku. Onu hallederiz arabayı hallederiz ben türküyü okuyayım. Gerek tamam. Yok abi şey yapalım. Telli turnam selam götür sevdiğim diyarına. Efendim aşkım. Telli turnam geldik çiçekçiye Fevzi abi de şu anda arabayı süsletip hemen geliyoruz. Ancak biter senin de işin kuaför. Yok türkü barda ne işimiz var aşkım Fevzi abi söylüyor. Gerek yok. Görüntülü arayacağım diyor ya. Allah bu saatte ne işimiz var türkü barda? Aşkım. Ha bak Fevzi abi söylüyor. Alp burada, araba burada, çiçekçi burada. Hemen geliyoruz. Tamam, bak. Öpüyorum aşkım. Fevzi abi Allah'ını seversen kuaförde bekliyor. Bir an önce bitirelim abi. Tamam o zaman bir müzik açalım da öyle çalışalım. Abi hazır mı? Tamam böyle iyi. Bebek istiyor musunuz? Abi ben evlenmiyorum ki. Ablam evleniyor ne bileyim. İşte bebek isterler mi? Bebek isterler. Ablam sever bebekleri. İyi o zaman öne bebek koyuyorum. Ha tamam, tamam abi güzel oldu. Dursun tamam. Evleniyoruz, mutluyuz. İstiyorlar mı öne arkaya? Mutlular abi isterler. Mutlular, mutlular değil mi? Evleniyoruz öne koyalım abi. Tamam o zaman. Abi, mutluyuz arkaya yapıştır yeğenim benim. Tamam. Gelinin, damadın baş harflerini istiyor musunuz? Aysel Kadir abi. Aysel Kadir. Tamam.
Onu da yapışıyoruz. Oradan alsana AK. Hadi bakalım. Tamam o zaman. Onu nereye istiyorsunuz? Öyle. Oraya. Tamam. Tamam abi. Evet. Süper. Tamam. Borcumuz da kadar abi. Tamam abi, bendensiniz. Fevzi abi yapma, al bir şeyler. Vallahi abi. Benden düğün hediyesi. Yapma ya. Vallahi benden. Sağ ol abi. Tamam. Sağ olasın. Hadi kendinize iyi bakın. Şu zibidiye de dikkat et abi. Bu iş bulsun. İş bulsun kendine. İş bulsun kendine. Böyle ben de buraya gelmek yok. Hadi görüşürük. Kanka ben kullanayım. Kullan lan geç. Yavaş yalnız ha. Bak arabanın huyunu suyunu bilmiyorsun. Yavaş kanka, git. Kanka yavaş kullanırım. Sana. Teybi nerede bunun? Ben açarım teybi. Sen devam et. Hadi bakalım. Bak. Güzel kanka. Geliyoruz aşkım, hemen geliyoruz. 2-3 bilemedim. 5 dakikaya oradayız aşkım. Trafik falan yok. Pazar hemen gelir. Görüntülü aramaya gerek yok bebeğim. Alp var, ben varım, araba var. Tutturdu, görüntülü arayacağım. Arkadaş hayret bir şey ya. Sanki pazar... Heh, aşkım bak Alp. Alp işte araba yeni ya, ona şey yapıyor. Bak aşkım bebekle koydurduk. Hadi görüşürüz. 5 dakikaya oradayız aşkım. Bebeğim benim. Yavaş yavaş yavaş. Oğlum deli gidiyor yavaş lan bu. Yavaş sür. Yavaş sür. Oğlum gidiyor lan. Lan yavaş da manyak mısın? Bak benim dayım var ya, çok angut bir adamdır ha. Yavaş sür. Dikkat et. Kızar oğlum. Çok yavaşladın. Niye duruyorsun? Fotoğraf çekeceğiz kan. Allah'ım oğlum, ne fotoğraf çekeceğiz? Fotoğraf lan yengen araba yeni aldık, iki fotoğraf çekeceğiz. Geç kalıyoruz oğlum. Bir iki tane fotoğrafımı çek lan. Oğlum. Oğlum internete koyacağım ya. Geç 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 geç. Nasıl bir poz lan o? Abi şuradan al, orayı ya çekme. Dur arabayı da alayım ya. Tamam haydi. Plakayı da al, plakayı da al. Allah'ım oğlum geç kaldık, yengen arıyor dur. Heh. Beraber çektireyim, gel kanka. Ya baba baba. Ya gel iki dakika ya. Ya bir fotoğrafımı çeker misin arkadaşım? Tabii. Tamam. Bir tane daha şuradan çek. Çek 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 devam. Ay yok artık, daha neler, şunlara baksana. Oğlum çok güzel. Tamam kucağıma otur, gel gel. Nasıl kucağıma otur oğlum? Ya şaka yap. Manyak. Hayır yani sonuçta tercih meselesi, bizi ilgilendirmez aynen yani. Lan kızlar bize bakıyor lan. Lan ne bize bakıyor, arabaya bakıyor oğlum ya. Tercih arabaya... meselesi de şaka gibiler abi, baksana şunlara. Ay tipe gel. Oğlum arabaya değil, vallahi bize bakıyorlar. Vallahi ulan bugün hakikaten düğün olmasa... bize bakıyorlar ha? Bize bakıyorlar. Çek 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 çek. Artık ya, hiç anlamadım. Şu abi. An var ya, yani zaten bu yüzden evde kalıyoruz işte. Bu yüzden bizi alan yok galiba. Neyse. Oğlum ben telefonlarını alacağım. Alp gerizekalı, hadi geç kalıyorsun. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Sağ olasın Kadir'cim, sağ olasın. Hadi 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 hadi. Oğlum telefonlar hadi mı? Alp hadi, salaklaşma, ne telefonu hadi. Ha, A dedi, duydun mu? Alp'miş adı birinin. Ha, A, K. A, Alp demek ki. K ne demek acaba? Ya bize bakıyorlar oğlum, hala bakıyorlar. Hemen gidiyorum. Lan ya gel. Merhaba, ben Alp. Merhaba. Nasılsınız? Mutluluklar dileriz. Mutluluklar. Bir ömür boyu mutlu olun inşallah. Evet. Amin, inşallah. Evet. Teşekkürler. Ben sizin telefonunuzu alsam, düğünden sonra sizi arasam? Ha, düğünden sonra bizi arayacağım. Evet. İyi de ayıp değil mi şimdi yanındaki gül gibi artık... Kerem gel gel gel. Oluyorsa bilemedik. Dur, Kerem gel, seni çağırıyorlar gel. Ha. Gel iki dakika ya. Ay, geç kaldım. Kerem. Ha, okay. Gel, anladım. Gel gel gel. Merhaba. Tanıştığım Kerem. Biz tanışmadık ki. Neşe, Aydan. Çok güzel. Hanımlar kusura bakmayın. Alp biraz alkollü. Gerçekten bir an önce gitmemiz lazım. Şaka yapıyor. Alp'cim şaka hadi yapıyor. Bakalım. Hiç tutmayalım bizi. Ya bizim için sorun değil canım. Telefonu ver, ben sizi ararım. Lütfen. Aslan. Aslan. Hadi mutluluklar. Mutluluklar diliyoruz. Çok Allah teşekkürler. Çok sağ olun. Bye. Kanka ne yaptın ya? Ne yaptın kanka? Gel arıyor. Adımı çıkaracaksın ya. Geç kaldık hayvan. Evli adamla takılmayacaksın zaten ya. Oğlum yengen arıyor ki bir de geç kaldı. Kuaförün önünde bekliyor manyak mısın? Oğlum öyle denir mi kızlara ya? Bas hadi bas yürü. Basayım mı? Bas bas yürü hadi. Çok çok da basma ama o kadar da şey yapma. Çok ayıp oldu ya. Yavaş yavaş çok şey yapma. Çok ayıp oldu kanka ya. Kızlar geliyoruz aşkım, 2 dakikaya oradayız. 2 dakikaya trafik filan biraz var. Hemen 2.5 dakikaya filan oradayız aşkım. Tamam. Görüşürüz bebeğim. Kusura bakma şey yaptım, beklettim. Hadi bas 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 bas. Bas. Kanka. Tanrı'nın hediyesi kanka. Durmayayım mı? Ya niye duruyorsun ikide bir? Oğlum bu hediye reddedilmez. Terbiyesizlik ya. Bir dakika dur, halledeceğim ya. Affedersiniz bir problem mi var? Ay teşekkürler.
Lastiğimiz ufa oldu da. Ay evet ciciş, lastiğimiz patladı. Yani biz bunu patlamaz zannediyorduk. Meğer patlıyormuş, sen bir üflesen de şişirsen. Kerem çok iyi halleder o işleri. Kerem'in ciğerleri kuvvetlidir. Kerem gel lan buraya. Ne oluyor oğlum? Oğlum gel lan. Bunlar kim lan? Lastiği. Arabaya kapı yapmamışlar. Merhaba. Merhaba, geçmiş olsun. Merhaba, bize bir el atsanız da bir yardım etseniz. Seve seve el atardım ama... çok acelemiz var, bir yol yardım falan çağırırsanız hemen yolda da kalmışsınız, yardım ederler size. Yol yardım ne? Yoldan mı geçiyorsun? Tamam ben arayayım, ben yol yardım hemen arayayım. Kanka ne yapıyorsun ya? Yol yardım arıyorum. Ya ne yolu ne yardımı lan, deli misin? Oğlum geç kaldık, manyak mısın? Ya kardeşim 2 dakika değiştir versen ne olur, ben bağlayacağım hatunları ya. Ya ruh hastası mısın oğlum? Gel hadi şu işi. Stepne var mı? Stepne? Stepne derken? Bu olur mu? Bu olur mu? Dur ağzını yiyeceksin. Gerizekalı mısın? Yapma abi. Hadi oğlum hadi, ben ulaşamam. Tamam tamam. Yapma mısın sen ya? Burası çok şey bir yer. Biz merkezi bir yere kadar bırakalım isterseniz. Ay çok teşekkürler. Bıraksanız çok... Buyurun. Ya burada olmuyorsa bineceğiz artık. Başka çaresiz yani. Buyurun. Atınıza. Ne yapıyorsun oğlum? Gerizekalı mısın? Ay kaç yapıyor bu çiciş? Ya ne yapıyorsun? Motora mı bindin ya? Motor mu bu? Ne yapıyorsun? Gerek yok, yapma. Kemerleri bağla kanka, uçuyoruz. Lan ne ki? Ya saçın maçın kalacak. Sen ne iş yapıyorsun? Öğrenciyim ben. Açık öğretim galiba. Nereden bildin çiçiş? Vallahi çok açık. Sen? süt ürünleri. Zengin arıyor. Sessiz olun. Ses çıkartmayın. Bu süt ürünleri dedikleri peynir falan. Aşkım bir yaşar. Bir buçuk. Her türlü. Her dakika hemen oradayız. Geldik bebi. Yok sessiz konuşalım, trafik diye be. Hemen geliyoruz bebi. Gerek yok, ne görüntü lan? Kaç beygir bu? Aşkım ne gerek var? Her şey çok beygir bu. Görüntülü arayacaklar! Görüntülü arayacaklar! Hallederiz, sorun değil. Ne hallederiz? Ben kapatırım kanka. Anam görüntülü arıyor. Ben kapatırım. Vallahi görüntülü arıyor. Ben kapatırım, sorun yok. İner misiniz lütfen? Ay yapma, ayıp görüntülü arıyor. Ay daha yeni bindim. Lütfen kanka, ayıp. Kusura bakmayın, kusura bakmayın. Ben size arayacağım sonra. Vallahi bir şey çağırın. Kapattım bari, bittim ben. Kapattım o görüntülü aramayı ben. Ben size hemen bir çekici çağırıyorum. Çekici. Ayıp ama ya. Aha geldi çekici. Aa ne çok korktum. Çok. Çekici. Ha çekici çek. Aa bizi görüyor. Kanka. Öldürürüm ben seni gerizekalı. Ne yapıyorsun kanka? Niye alıyorsun oğlum arabaya? Kemer bağladılar kanka. Ne kemeri lan? Manyağa bak hadi yürü. Ağrıyor vallahi gördüm. Aramıyormuş. Geldik kanka geldik. Psikoloji mi? Yok araba aramıyor kanka geldik. Neyse. Ay çok şükür hadi. Neredesin Kerem? Aşkım saatleri bir ileri alıyorlar. Bir saat kaç demedim, neredesin dedim. İşte neredeyim, hep saatleri ileri geri. İnsanın kafası karışıyor. Geçen sene geri aldıklarını bu sene ileri alıyorlar. Uzatma. Yenge hoş geldin. Buyur. Dalağıma vurdum. Alp'cim sen niye söylemiyorsun Kerem abi geç kalıyoruz diye? Söyledim yenge, söyledim. İlla orada duralım, burada duralım. Biliyorsun eli ağır. Ben elimden geldiğince hızlıca bindirdim, aldım da direksiyonu geldim. Söverim ama. Aşkım saçların çok güzel olmuş. Böyle bir saç, böyle bir şekil. Bu ne yuvası bu dedi. Ne yuvası o? Yuva değil o. Ben yandık oğlum. Nerede yanıyor? Hemen yetişiriz, hemen yetişiriz aşkım. Tamam, 4-5 dakikaya oradayız hemen. Aşkım kusura bakma, trafik mırafik vallahi çok şey. Lan! Yere bak! Hadi yere bak! Yere bak oraya bak. Baktım lan, ne var oğlum? Ne gördün söyle. Bir şey yok yerde. Ne gördün lan, iyi bak. Aa, ayakkabı var lan. Kadın ayakkabısı var. Ne yapacağız oğlum, o ne lan? Senin mi? Lan! Kadın ayakkabısı nasıl benim oluyor? Gerizekalı. Ne bindirdin o salaklardan bir tanesi düşürdü. Yengen görürse bittik oğlum. Ne yapsaydım kanka? Yolda mı bıraksaydım kızları? Ağzını yüzünü kırarım, kurtul ondan çabuk. Nasıl şey kurtulur kanka? Yengeni oyala, bir şey yap. Yengeyi nasıl oyalayayım? Bir şey söyle. Yenge saçın ne güzel, görümce başım o. Sağ ol Alp'cim. Ama inan şu an açlıktan kan şekerim düştü. Bekle sinirlerim bozuldu. İnan affedersin, çıkaracağım yani. Ne simit? Ah Kerem, bana simit al. Simit al. Para yok bende kanka. Bozuk para lazım olur. Al şunu. Gül. Kaybet, at onu. Kardeş bana oradan bir simit rica etsin. Buyur kardeş.
Yenge buyur simidini. Aşkım. Hadi abi ayakkabınızı örtünüz. Aşkım. Benim. Kurban oldu. Bu benim değil kardeş. Bu senindir. Bu senindir. Git. Ya benim değil bu 41 numara. Ben 39 numara giyiyorum ya. Ya sen yengenin olabilir ya. Ya seneye de giyersin, seneye de giyersin. Hadi git. İyi de tekini de verseniz giyerim seneye. Lan git, öbür teki yok bunun. Hadi hadi. Ya yengenin olabilir. Ya kardeşim sen bela mısın? Aldık simidi. Git işte. Ne yapacaksın? Ne yapacağım ben tekini? Ha sen ne olsun, Allah Allah. Allah Allah. Ay yürü. Ay çok özledim. Çok özledim aşkım. Her trafikte seni özlüyorum. Ne konuşuyorsunuz? 2 saattir simitçiye gidemedik. Seneye de giyer. Peki kanka. Ne? Paraşütü getirdi. Paraşütü getirdi. Hadi. Yengene laf atıp ben kurtarayım. Bir şey söyle, Allah bir şey söyle. Allah. Fenerbahçe'den ben bu sene çok ümitliyim yenge. Yani özellikle Mian harika bir futbolcu diye düşünüyorum. Aykut'u zaten ben ta o zamanlar da severdim. Oğuz Aykut üçlüsü. Mian değil, gerizekalı Mian. Yengene futbol muhabbeti mi yapıyorsun? Nefret eder futboldan hayvan. Kanka bende bir karı kız var, bir futbol var. Ne konuşayım? Önüne bak, ben konuşayım tamam. Aşkım annemler gelecekmiş haftaya. Kalacakmış. 6 ay annem bizde kalacakmış. Kerem, bir hafta önce gitmediler mi? Daha nereye geliyorlarmış? İşte bir hafta gitmiş. 6 ayda bizde kalacakmış aşkım. Annem öyle söyledi. Ay sinirlerim zaten bozuk. Benim sinirim bozma. Bak midem kalkıyor. Hemen nefes al. Midem nefes kalkıyor. Al aşkım. Candan nefes al. Nereye geliyorlarmış? Ha? Aşkım babam da geliyormuş. Babam daha 8 ay kalacakmış. Annem gidecek, babam 2 ay daha kalacakmış. Nefes al aşkım. Bir dakika, baban niye geliyormuş? Babam uyuz olmuş aşkım. Uyuz mu olmuş? Uyuz olmuş babam. Uyuz olmuş. Bir dakika, uyuz olup gelmesi daha kötü değil mi? Aşkım uyuz mu dedim ben? Kuduz olmuş babam, kuduz olmuş. Kuduz mu köpek olmuş? Köpek ısırmış babamı. Tamam, o daha kötü. O... Tamam mı kanka? Bir şey uçtu, ne oldu? Bir şey uçtu. Devam edelim. Bir şey yok aslında. Geldik. Babamı ben ararım, geldik, gelmez. Gerek yok. Anneme de söylerim. Ne gerek var canım? Aman. Az kaldı. Yok, şaka. Az kaldı. Hop, geldik. Aha, 2 dakika var nikah. Geldik, yetiştik aşkım. Oh, sağ sen abi. Buyur bebeğim. Bulamıyorum. Neyi aşkım? Ayakkabımın tekini. Çok güzel hareket diyenler sizsiniz. Kanka o nasıl ayakkabı fırlatmak ya? Babam istediğimi biliyorsun. Durduralım abi. Nişan aldım ve vurdum çok onu. Çok becerikliymiş. Vurdu ya. Ben o panikle ne yaptığımı biliyorum. Kimse geldi mi? Hayır. Yok değil mi? Kimse gelmedi değil mi? Ayakkabı hanginize geldiyse o giysin onu. Kül kedisi masal. Mikrofonu, ikinci mikrofonu da vurdun galiba. Ondan vurdum. Galiba. Bir atışta 2 mikrofon. Bir şey söyleyeceğim. Yaklaşık bir dizi başlangıcı gibiydi kanka. İzlerken 5 sitcom başlamış gibiydi. Nereden geldi bu hikaye bu kadar? Ya şöyle bir şey. Yeşilköy'de bir kafeye gittim. Metin Çalık diye bir arkadaş. Hangi kafe? Söylemeyeyim ya, reklam olur. Şimdi. Olsun oğlum, o kadar hikayesini yazmış adam. Şey olsun bari. Reklama girmez mi? Ya girmez, söyle oğlum. Oğlum kafenin ismini unuttum, şey yapma. Ne diyorsun oğlum? Rex öyle bir şey. Neyse. Öyle bir şey. Tamam. Bir hikaye anlatacağım abi, skecini yaparsın dedi. Hani çok sık oluyor bu. Birileri bir şeyler anlatıyor ve şu anda ağlamıyorum. Gözüme kalem kaçtı. Bak gözüme kalem kaçtı. Genelde bir şey çıkmaz ama şu şahane hikayeyi anlattı ve hemen... Birebir bu mu hikaye? Yani? Aynen böyleymiş. Hadi canım. Yani. Tabii ben biraz kurguladım. Yüreğinize sağlık. Tebrik ederiz. Kalemine sağlık Mete'ciğim. Teşekkür ederiz. Sıradaki skece geçiyoruz efendim. Evet, şimdi Oğuzhan'la Zeynep'in yazı skeci izleyeceğiz. Masajınız var geliyor. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Buyur beyefendi. Buyur. Ya hanımefendi. Vallahi benim boynum her tarafım tutuldu. Bak 2 gündür böyle geziyorum. Anlıyorum beyefendi, anlıyorum. Neredesiniz? Buradayım. Neredesiniz? Buradayım beyefendi, sakin olun. Ya böyle birden kaybolmayın da beni panikletirmeyin.
Nasıl oldu ağır bir şey mi kaldırdınız? Ya ben özel bir inşaatta amele olarak çalışıyorum da. Ya müteahhit de malzemeden çalmış, tamam mı? 5 katlı bina üstüme çöktü. Nasıl ya? Ya deniz şey harcın içine deniz kumu katmış şerefsiz. Peki bina yıkılınca ne dedi? Bu benim harcım değil dedi. Halbuki onun harcıydı, o yaptı o harcı. Ya beyefendi, üzerinize 5 katlı bina çöktü ve çözüm olarak masaja mı geldiniz? He ya, şuraların bir ovunda, valla ben gideyim, iş beni bekliyor. Binayı baştan yapacağız onu. Ya deli misiniz? Bir doktora gidin, belki bir yeriniz kırılmıştır, belki iç kanamanız vardır. Hiç kanamam yok benim ya, gayet iyiyim ya. Tamam, elimden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Böyle uzanın lütfen. Şöyle mi? Evet, böyle uzanın. Yardım edeyim. Allah'ım ya, boyun tutuldu ya. Ay. Uzanın. İşte uzanamıyorum, ancak böyle duruyorum. Anlıyorum. Evet. Masajcağınızı nasıl istersiniz? Jojobalı mı, alavera mı? Vallahi alavera, dalavera gerek yok. Normal masaj yapılır. Burası mı? Oo. Oo. Acımıyor değil mi? Oo, yok, batıyor ama acıtmıyor. Oo. Dili 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 dili. Çok özür dilerim. Bir dakika telefona bakabilir miyim lütfen? Ya tamam, telefona bakın da bir elinizde benim sırtımda olsun. Tili dili dili dili. Peki beyefendi. Oh. Efendim? Alo. Efendim aşkım? Aşkım neredesin? Bürodayım aşkım. Oh. Oh mu? Oh aşkım, sesini duydum, ne güzel oldu. Bir tanem, evdeyim, seni bekliyorum, gelmedin hala. Aşkım biliyorsun bugün yönetim kurulu toplantısı vardı, biraz uzadı, 2 saate kadar geleceğim. Ama hayatım bugün yıl dönümümüz, biliyorsun. Biliyorum aşkım ya, yarın kutlasak olmaz mı? Hayatım zaten 29 Şubat'ta çıkmaya başladık, 4 yılda bir kutluyoruz, onu da ekiyor musun yani? Ya aşkım elimden bir şey gelmiyor, biliyorsun. Biliyordum böyle olacağını. Neyi biliyordun? Senin gelemeyeceğini biliyordum, ben geldim o yüzden. Nereye geldin? Binadayım ben şu an, 3. kat değil miydi sizin ofis? Evet. Tamam da 3. katın kapısında huzur masaj salonu yazıyor. Huzur masaj salonu... Oh. Burcu? Oğuzhan. Ne oluyor lan burada? Aşkım o tabela yanlış, bizden önceki yerin tabelasıydı o. Bu amele kim? Nerede bildin lan? Ne oluyor burada ya? Anlatsana bir şey. Bu amele de yanlış. Bizden önceki yerin amelesiydi bu da. Ne yapıyorsun burada bu ameleyle? Anlatsana bana ya. Tamam. Oh. Ben burada çalışıyorum. Nasıl? Masörsün yani. Masözüm. Masör müsün? Masöz. Masöz. Evet. O kadar arıyordum yönetim kurulu toplantıları. Bu mu lan yönetim kurulu? Bu mu? Ya şöyle bir geçseniz de ben sizi göremem. Şurada kavga edin, şuraya gidin. Ya oğlum öldürtme kendini. Ya doğru konuş müşterimin yanında. Yalan söylüyorsun bana ya. Ne yapayım? Masözün deseydim ilişkimiz bozulmayacak mıydı? Bozulacaktı. Her gün aklım burada olmayacaktı. Bozulacaktı. Her gün bir kıskançlık yapmayacaktı. Yapacaktın. Seni bu hayattan kurtaracağım. Ya neyi kurtarıyorsun? Sanki pavyona düşmüşüm ya. Bırak ya, benim sevgilim kimseyi mıncıklamış. Şu tipe bak, adam gibi birini mıncıkla bari, bu mu ya? Ya doğru konuş ya, profesyonelim ben, sertifika var benim. Ne sertifikası? Bana hayat yapma be. Al. Sertifikası varmış da bilmem neymiş de. Çok konuşma. Ne sertifikası? Derslerimize katılan Burcu Gönder tüm masaj tekniklerini başarıyla öğrenmiş ve herkesin mıncıklama, elleme, okşama... Bu ne biçim sertifika lan bu? Küçümseme canım, onu Türkiye'nin en ünlü masöründen aldım. Kimmiş Türkiye'nin en ünlü masörü be? Masör Fuat Özkan. Fuat Hoca bu işte çok iyidir, laf söyletmem. Ya benim için bile gelen müşterilerim var buraya ya. Burcu müşteri falan deyip beni delirtmeyeceğiz, Allah Allah. Bağırma. Lan müşteri diyorsun, nasıl bağırmayayım ya? Ya kardeş bir şey söyleyeyim, vallahi yengenin elleri o kadar güzel ki, o kadar şanslısın ki var ya vallahi. Oğlum beni delirtme, çık lan dışarı. Bırakılacak lan bu iş. Bağırma. Bırakacaksın. Bağırma. Bırakacaksın bağırma bu işi. Olsa. Ne de bağırıyorum. Bağırma. Bırakılacak bu iş. Bağırma. Bırakmanı istiyorum. Bağırma. Allah Allah ya. Bağırma. Bırakılacak. Bırakılsa iyi olur. Bıraksana ya. Oh. Yes we can. Ben de ondan istiyorum. Yes we can. Aşkım, çık lan dışarı. Aşkım, çık tamam. Oğlum dışarı çık dışarı. Ya ne çıkacağım çık ya? Dışarı. Ben seansına 100 lira verdim. Lan 100 lira diyor. Ya aşkım ne olur sana kendine. Ben yapmamıştım. Allah Allah ya. Ya kardeş ya bugün bana yapsın, evde sana zaten bol bol yapar ya. Biraz kardeş de seninsin, kardeş seninsin. Lan kardeş ya diyor hala. Tamam beyefendi, tamam beyefendi. Al bunu yapar, aranız yanmayacak, merak etmeyin.
gideyim, ben size tekrardan randevu vereceğim, olur mu? Ya yürü, 100 lira verdim, 100 buldunuz, Allah Allah ya. Tamam beyefendi, tamam, buyurun buradan. Neredeyim ben? Buradasınız, dışarıda. Neredeyim ben? Çıkar içeri. Sana yazıklar olsun be. Ya ne yapıyorsun ya? Bir yıldır birlikteyiz, bana işini söylemiyorsun daha ya. Ya ne var, bu da normal bir iş işte. Herife ne yaptıysan yüzünde güller açıyordu. Kendi fesatını başkalarına yükleme. Herkes gibi işimi yapıyorum ben de, hakkımla işimi yapıyorum. Ya bırak. Ben de bekliyorum ki sevgilim eve gelecek, yıl dönümü kutlayacağız. Kek yapmıştım sana. Kek mi yaptın? Evet. Nasıl yaptın keki? 3 yumurtayı çırptım önce. Portakal dilimledim ince ince. Göz kararı da biraz süt kattım. Kalktım sana kek yaptım. Aşkım kıyamam, sen bana kek mi yaptın yaptım. Ya? Uy. Yarın istifa ediyorsun. Etmiyorum. Ediyorsun. Etmiyorum. Edeceksin. Bırakacak o iş. Allah Allah. Yapma. Geliyorum buraya. Sevgilim hıyar gibi bir herif mıncıklarken görüyorum. Bırakılacak o iş. Bırakılacak. Bırakılsa iyi olur. Bırakılmasa da olur. Oh yes we can. İşte böyle aşkım, yola gel. Sakin ol bebeğim. Tamam. Heh. İzin veriyorum. Bu işe devam edebilirsin. Ama bil ki bu yalanın cezasız kalmayacak. Tamam mı? Neymiş ceza? Bedava masaj isterim. Bundan sonra hafta sonları 5'ten 8'e sevdiğinle masajlaşmak bedava. O ne be, telefon tarifesi gibi? Ben anlamam. Burcu ne oldu? İçerideki müşteri şikayetçim diyor. Ya Oğuzhan geldi de yarıda bırakmak zorunda kaldım seansı. Oğuzhan? Pardon? Tanımadın mı? Coşku Masaj Salonu'ndan Pelin ben. Oğuzhan değil misin? Yes we can Oğuzhan. Yok, yes no I can't. Tanışıyor musunuz? Ya tabii canım. Benim daha önce çalıştığım masaj salonuna geliyordu hep. Ben de oradan buraya transfer olunca görüşememiştik. Oraya da zaten baskın yapıp kapattılar. Baskın mı? Evet, baskın yaptılar ya. Orada o işlerin zaten döndüğünü anlayınca ben de buraya transfer olmuştum. Ne baskını? Ha? Ne masajı? Var ya, hep mesleğin yüz karaları. Mesleğinizin adını kirletiyorlar. 10 numara senin mesleği. Var ya! Ya burada aslında yani işlemek istediğimiz konu böyle hani masörlerle ilgili değil, erkeklerin işe bakış açısıyla ilgili bir durumda. Hani buradan hani masörler, masözler, biz de sonuçta sen de masaj yaptıran insansın. Hani, tabii bayılırım. Yani burada yanlış anlaşılmasın, erkeklerin durumuyla ilgili bir şey var. Evet, siz nereden esinlendiniz kanka bu skeci yazarken, İbrahim ve Oğuzhan arkadaşım? Yani finali hiçbir yerden esinlenmedim, onu söyleyeyim. Ben İşte neyden esinlendik? İşte masajı çok sen sevindim. Yaptırır mısın masaj? Tabii yaptırırım yani. Normalde de hani şeye kadar yaptırırım yani, o para atılan masaj makinesine kadar. He. Hani böyle koyduğun zaman böyle Tarkan gibi titretiyor. O. Onları gel. Yani. Onunla da ayrı bir skeç olurmuş. Tabii tabii ya. Benim öyle bir şey geldi başıma. He. Gittim böyle bir arkadaşımı bekliyorum falan. Kıraathanenin önündeyim. Kıraathaneye girdim falan işte. Ya orada bir baktım masaj koltuğu var. Herkes de oyun oynuyor falan. Ben de oturdum onu beklerken dedim masaj olsun falan. Titriyorum. Nasıl olsa bakmıyorum. Bir anda meğersem televizyonun altındaymışım. Maç olunca herkes bana döndü. Ben böyle millete karşı titremeye başladım falan. Böyle bir de o yatırıyor koltuk, böyle bacakları kaldırıyor falan böyle. Böyle maç için zannettim. Çıkışta benim için kavga çıktı yani. Evet, başka bir şey söylemek istemez miyiz skeçle ilgili? Yoksa çok güzel hareketler devam ediyor. Çok güzel hareketler bunlar.
Evet, eser gelmiyor galiba. Biz burada... Ah canım, neredesin? Gözlerimiz seni aradı. Ya ben içeriden izliyordum da o yüzden kaldım ya. O nasıl bir danstı o ya? Bir... Çok tebrik ederiz gerçekten arkadaşlar. Çok güzel hareket diyenler dansçı. Nerede kaldın biliyor musun? Açtın ya. Orada gittim. Orada ben hani böyle ekranda kaldım böyle. Oh. Sen dans yaptın yani profesyonel yapmadın değil mi? İçinden geldiğince açıyorsun. Yani. İçinden geldiğince. Hayır ama bayağı orada kaldım ya. Böyle duruyorum. Baktım benim sıram böyle kaldım. Neşe senin koreografin mi? Evet, beraber yaptık aslında. Artık bu Neşe'nin dans köşesi gibi bir şeyimiz var. İnşallah yani, hafta... yani seyircilerimiz de beğeniyorsa, eğleniyorsa. Eğleniyorsa mı? Geçen haftalarda biri dans köşesinde bir tane abi vardı. Dedi abi ben de oynarım, çok severim falan dedi. Biri seyirci. Önümüzdeki hafta gelecek değil mi o? Evet, gelecek. Bayağı sanırım. Seyircili göbek atacağız evet, burada. Bayağı oryantal yapacağız. Oryantal. Evet. Var mı peki ben roman havasını daha iyi oynardım, yazık oldu izledik, ben daha iyiydim tüh diyen var mı aranızda? Ben çok iyi roman havası oynarım ki burada şimdi yıkılır ortalık ama cesaret edemiyorum diyen var mı? Abi alabilir miyiz mikrofonu abiye? Abi, o alkışta bir 9-8'lik vardı abi. Yok ya, sağ ol. Vallahi abi. Siz oynamayı sever misiniz? Yok, hayır. Sever misiniz yok, oynamayı? Ama sizin daha önce bir skecinizde seyretmiştim o yılbaşı. Orada çok güzel oynuyordu. Vallahi. Taş gibi bir lise. Taş gibi mi? Evet. Abi, yani hiç oynamadın mısınız? Düğünlerde falan yardıran yok. Abilere benziyorsun. Sen de böyle yok, hani... Yok, yok, vallahi hani sakin durup o düğünse oynarım havan var abi. Yok, hiç. Hiç mi ya? Hiç, bir roman havası oynayayım. Yok. Yanında yenge var. Yok. Yok. Ablam, bu benim kızım. He, kızınız. Ha. Kızın, sen oynamayı seviyor musun? Peki, bir şey söyleyeceğim daha önemlisi. Hiç babanı oynarken gördün mü? Bir şimdi abi, çocuktan al haberi yapalım burada. Ha. Hiç baban oynar mı evde? Böyle evde düğünler... Oynuyor değil mi? Açık söyle, yalan söyle. Yok, pek oynamıyor. Hiç oynamıyor musunuz abi ya? O kadar güzel oynar bakıyorsun ki abi. Oynar bak neyse. Tamamdır, teşekkür ederiz. Haftaya yine inşallah bir tane daha koreografiyle görüşürüz. Evet, sırada İbrahim'le beraber yazdığımız kaza raporu skeci geliyor. İyi seyirler, iyi eğlenceler diyelim. Çok güzel hareketler bunlar. Öylesini ben hiç görmedim. Diğerleri sadece sevebilir ama... El fren! Dön! Aslansın be! Bu gece bana darma her yerim. Gözlerime baksan inanacaksan. Söyle İbo bakıyorum yaya geçidinde durdun. Kanka dururum ben ya. Oğlum böyle manitosun ben her yerde dururum sen merak etme ya. Anlıyorsun bu işte. Biz de zamanında asıldık abi. Ama manita şahane gerçekten. Sanki New York'ta Paris'teyim be İbo. Artık merkez burası. Manita da merkez İstanbul. Başrolde de bu kız mı? Aynen öyle. Kızlar asılırken çok oluyorduk ya. Hı. Artık daha çok olacağız. Hey! Nereye oğlum? Gel. Oğlum bak şunun kızlara bak. Oğlum nereye gitti? Onun peşinden git. Oğlum manitaya bak. Kıza bak. İbo. Dikkat lan. Et İbo. Ne? Allah! Allah araba gitmiş. Ay araba nereden gitmiş? Allah! Vallahi gitti. Adama ne çarpıyor? Abi ben niye geldim? Ya gitti. İbo ne yaptın oğlum ya? Abi sen direksiyonu geç abi. Ben ehliyeti kaptırdım abi. Lan ehliyetsiz çıkarır mı trafiğe ya? Ehliyeti kaptırdım abi. Geç direksiyonu tamam. Al suçu. Gel cana geleceğine mala gelsin. Aynen öyle abi. Bize bir şey olmadı çok şükür. Bize boşun. Değil oğlum. Bana bir şey olacağına senin gibi malı olsun. Ya niye abi. Öyle diyorsun abi ya? Hayret bir şey ya. Oğlum abi de... Tamam abi. Ne yaptınız oğlum? Abi çok özür dileriz. Ne yaptınız? Araba mahvoldu ya. Çok özür dileriz. Gerçek. Abi senin kafana ne oldu? Biz yavaş çarptık zannediyoruz. Bu ne hal abi? Ne olmuş? Abi tipe bak. Çok kötü çarpmışız şu tipe bak Allah'ım. Abi. Mahvolmuş. Abi. Ay valla sesimi duyan var mı ablam? Ne olmuş lan? Ha? Ne olmuş? Yapamayacağım ben. İbo! Ne olmuş lan? Ne olmuş? Kalp masajı yapalım bir şey. Ölüyor mu adam? Ben gidiyorum abi. Ben gidiyorum. Dur ya dur. Ya bir şey, abi yarılmış desem değil, yamulmuş desem değil, bir şey olmuş. Ne olmuş? Gerçek abi,
Ulan oğlum ne olmuş abi, lan? Manyak mısınız? Abi burada bak, burada şişlik var, burada göç, çökük var. Neresi, burası mı? Evet. Ya Yüce Rabbim bana yürü kum demiş o yüzden. Ne? Abi ne çok bastırmış, çok fena olmuş ya. Bir baksana abi, çok fena. Ne olmuş lan oğlum ya? Bak. Bir şey yok oğlum, ben doğal halim. Doğal halim bu. Doğal halim mi? Tabii doğal halim bu. Doğal? Bir şey yok. Bu senin doğal halin mi abi? Herhalde ya. Abi ben şu anda kazada olmadıysa da sen küçükken çok büyük bir kaza geçirmişsin ya. Böyle kafa yapısı olmaz. Bu çarpık yapılaşma bu. Bu gece kondu bu kafa. Ben sana söyleyeyim. Abi sen ne yaptın ya? Ya oğlum manyak mısın? Konuyu değiştirmeyin. Paramı verin. Paramı verin. Araba gitti. Abi tamam abi. Paramı verin. Tamam abi, hallederiz. Abi, hallederiz ya. Tamam telafi edelim. Şimdi kas koy. Ne yaptık? Kaza yapınca ne yapılırdı abi? Ya işte fotoğraf çektiriyoruz. Arabanın vurulmuş yeni fotoğraf çekiyoruz abi. Sen çeksene fotoğrafları. Fotoğraf geç abi. Geç abi, sen fotoğrafları göster arabanın neresi. Nereye göstereceğim? Abi gel beraber çektirelim abi. Gel sen şöyle. Gel böyle beraber çektirelim. Bak şurası vurulmuş. Gel abi sen. Abi kaza yapmışken. Burayı çek baba. Gösterin abi. Nasıl? Pardon, yanlış tutuyorum. Evet. Heh, şimdi kaza anındaki endişeyi verin bana. Ver, gel. Evet, çok güzel. Evet. Evet. Bundan sonraki hayal kırıklığını alalım biraz daha. Çok güzel. Tamam. Asıl suçlu buydu, poz alalım abi. Asıl suçlu bu. Çok güzel abi. Gel şimdi halledin, telafi edin. Kaza raporu çizmemiz lazım. Çizmek kaza raporu abi yapıyoruz. Kaza raporu. Çiziyorsun, kazanın nasıl olduğunu çiziyorsun. Ver abi. Al abi. Verin ama paranı da verin. Ana ben oğlum ben. Al abi. Al abi, çiz şuraya sen. Tamam ne haber abi. Şimdi nasıl olduğunu çiziyorsun abi, altına da nasıl olduğunu yazıyorsun abi, tamam mı? Tamam gir abi. Ne yaptın? Biz girdik abi. Orada geldik böyle manitaya bakalım dedik. Bakarken vurduk abi, tamam mı? Sen dönerken gözün kaldı orada hayvan azıcık. Kızım kaldı, senin yüzünden girdi gibi. Abi yani gözlerim kaldı, ne yapayım ya, Allah Allah, genç adamım ya. Tamam ne yaptın abi, çizdin mi? Çizdin tamam. Mi? Bela nasıl, iyi mi? Abi bu ne, böyle bir şey olacak, o ne? İşte ben böyle bir yerde hayal ediyordum, ev yapacaktım kendime buraya. Abi ne ev yapacaktım ya? Ya abi sen bırak Allah'ın seversen, bir şey söyleyeceğim. Tamam, sigortanı yeniledin mi? Yok abi ben sigortayı yeniletmeyi unuttum ya. Bu nasıl ödeyeceğiz parayı oğlum? Kanka onu da sen şey yapsan. Ya nasıl ben yaptım? El eti aldım, şeyi ben yaptım. Öyle senet menet olur, sen de bir şey yap be. Ya İbo, sana yedirdim parayı, karıya kıza yedirmedim. Ne yedirdim? Kanka ne olur ya? Paranız yok değil mi? Paranız yok, paramı verin oğlum benim ya. Ödeyeceğiz abi. Oğlum 8'de 8'si suçlusun. %100 ben haklıyım. 3'te 1'i de ben kesin işe geç kaldım. 4'te 3'üyle de kalem alacağım kendime. Oğlum bu ne saçma sapan bir replik ya. Ya abi ne kalemi? Abi replik? Kafa gitti matematik falan. Kafayı direksiyona kötü çarptı diyorum ben sana ya. Ya 2 tane abaza binmişsin şu arabaya. Paranız yok ya oğlum ya. Paranız olsaydı 2 tane çıtır kız olurdu yanınızda. Ay ben abi, ne ya. Alakası var çıtır kızla? Oğlum ne saçma adamlarsınız ya. Paramı verin oğlum, paramı yok. Ay memur bey ya. Vallahi bile Allah sizi gönderdi. Vallahi bile ya. Bak abi arabayı mahvetti. Bu iki tane zibidi kesin alkollü. Paraları da yok, sigortaları da yok. Araba gitti, ben de bana cevap vereceğim. Allah'ım yarabbim. Kardeşim sen de ne ispiyoncu çıktın ya? Gel gelmez her şeyi anlattın. Ben neyi çözeceğim? Bana çözecek bir şey bırakmadın. Abi senin kafana ne oldu? Ya doğal abi. Abi senin kafana ne oldu? Oğlum bu adama nasıl çarptın? Bu adamın kafasına bak oğlum. Oğlum nasıl çarptın? Oğlum bir girin buraya. Abi Mehmet Bey. Kafasına bak. Mehmet Bey doğal hali, doğal. Doğal hali ne? Doğal hali bu ya. Allah'ım sen günah yazma. Allah'ım sen günah yazma ya Rabbi. Allah'ım ya Rabbi ya. Sen günah yazma. Tamam. Kazayı siz mi yaptınız? Yok arkadaşım yaptı abi. Ehliyetinizi alabilir miyim? Tamam çok bir şey olmaz değil mi memur bey? Yok ceza yazacağız, bir de puan düşecek ehliyet. Kaç puan düşer? Kaç bekliyorsun? 70 bekliyorum ben. 30. 30 mu? 30. Trafikten kaldım ya. Ya bir şey söyleyeceğim. Memur bey gerçekten kusura bakmayın, nasıl halledebiliriz? Ya bir dakika organik bey sen de evraklarını getir bakayım. Organik mi? Organik mi? Organik doğal abi doğal baksana. Taksi! Oh! Abi senin kafana ne oldu? Ya. Sorma kaza. Ne olmuş lan? Abi benim çok acil Iğdır'a gitmem gerekiyor. Iğdır mı? Iğdır mı? Ne yapacaksın oğlum Iğdır'da? Kanım Iğdır'a şeriyor, hamile. Iğdır'a taksiyle. Evet. Oy baba nereden baksan 5000 TL tutuyor. İyi güzel götüreyim seni o zaman. Para sorun değil. Tamam o zaman gidersen köprü parasını da sen vereceksin. Olur. 3 TL de o. Tamam o zaman. Araba gitmiş, nasıl götüreceğim? Araba gitmiş. Ya tamam sakin. Araba gitmiş. Tamam. Hadi evrakları getir, evrakları tamam. Götüreceğim. Tamam. Bir şey söyleyeceğim. Tamam. Ne oldu lan? Allah'ım yarabbim. Nereye gittin? Müşteri de gitti. Ben nereye yapacağım? Ben adama ne cevap vereceğim? Ben adama ne cevap vereceğim? Adam bayıldı. Eyvah adam bayıldı. Adam kafasını direksiyona çarpmıştı ya. Kanım nasıl olabilir? Bu hastaneye yetişti. Hastaneye yetişti. Çabuk. Ya oğlum adam bayıldı. Hemen gidelim biz hastaneye. Biz de gidelim. Bir dakika. Sen kal.
Atli işlem gerekebilir. Seni merkeze götüreceğim. Nasıl merkeze? İbo merkeze götüreceğim diyorlar. Kanka bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Götürürler merkeze. Bir şey olmaz kanka merkeze. Sen rahat ol ya. Bir şey olmaz. Oğlum senin suçundan ne biçim ya, senin yüzünden. Ulan sen ne biçim arkadaşsın? Ben o kadar yıllardır artık beni sattı şurada. Hapislerde çürüyeceğim senin yüzünden. Gel ya memur bey durun tamam ya. Tamam. Tamam. Arkadaşım sabahtan beri bütün her şeyi üstüne aldı ya. Tamam kardeşim benim ya. Ben yaptım memur bey. Tamam beni götürün ya. Tamam ben yaptım. Evet o yaptı memur bey. Ya oğlum ne biçim? Evet ya, abi sen ne biçim? Tamam ben bakacağım oğlum sen. Sen rahat ol ya. Rahat ol sen. Çok güzel hareket diyenler sizin. Ya galiba biraz kısa oldu skeç ya. Ben de o yüzden... Tipimle ilgili bu kadar oldu. hiç böyle kaza raportudan oldu mu aranızda trafikte? Başınıza... Geldi mi abi başınıza? Geldi. Dur mikrofon da geldi şimdi. Bir saniye abi. Mikrofon da gelsin. Levent'le ışıklardaydım bugün. Çok hikayeye girer gibi. Güzel bir hikaye. Abi bir gün... 22 Nisan 1994. Yine Levent'le ışıklardaydım. Arkadan vuran bendim. Trafikte arkadan vuran suçlu oluyor tabii her zaman olduğu gibi. Tabii. Öndeki de bayandı. Burada bir mesaj mı var bayanla? Ben korktum bayan olduğu için. Biraz tehlikeli. Bir dakika bu başka bir tartışma konusu. Sen bayanlar kötü şoför mü diyorsun? Hayır canım asla. Az sonra. Dur tartışmayız gibi. Sonra bayan arabadan indi. Ben yine tırstım bayağı yani. Şimdi gelecek kızacak bağıracak çağıracak falan derken bir şey olmaz dedi. Tamponlar vurmak içindir. Tamponlar vurmak? Aynen doğru. Süper bir şey. Tamponlar vurmak için. Ersin sen yaptın mı hiç kaza? Benim de başıma geldi ya. Ne ya? Geçen sene. Nasıl geçen sene? Ya işte Yılmaz abinin arabası bendeydi. Gece... Yılmaz abinin arabası ne? ne yaptın? Ya işte gece 3'te Yıldız Teknik Üniversitesi'nin orada ışıkta duruyorum. Gece 3'te orada ne yapıyordun? İşte eve gidiyordum mesela. Allah Allah. Tamam. Belki benden de bir şey mi çıkarıyor? İşte ışıkta duruyordum. Arkadan biri geliyor ama nasıl geliyor? Aynadan bakıyorum durmuyordu. Böyle pat diye geçirdi. Aynen böyle oluyor. Çağata pat girdi. Ben bir durdum. Öyle, seni görünce tanıdın mı abi tamam. Adam indi beni tanımadı. Adam önünü gören mi ya? Böyle bir şey yaptı. Sarhoş mu? Ben inşaat mühendisiyim. Her şeyi hallederim. Bana bak dedim inşaat mühendisi. ver ruhsatı. Ruhsatı aldım cebime koydum. Ve adam sarhoş bıraktın ruhsatını alıp gittin mi? Ruhsatı aldım cebime koydum. Ben şimdi sarhoş bir şey anlatamam ben adama. Ben trafik polisini arıyorum. Trafik polisi de bir saat sonra işte hava da soğuk gelmedi. Tamam bir saat geçti. Ben de adama dedim ki işte... Beşiktaş Kültür Merkezi'ne gel ruhsatını al. Tamam sonra gönderdim adama o soğukta. Sonra geldi mi şeyle mi? Sonra James Bond çantayla Beşiktaş Kültür Merkezi'ne geldi. Geldi verdi paraları. Geldi ya işte dedi benim arabam sigortalı seninkini de hallederiz falan. Yalnız adam gece inşaat mühendisliğine hiç benzemiyordu. O yüzden mi? Sabah birden oldu ya. Böyle bir şey ben başımda. Senin parmağın hep havada sana ne çarptı? Bir kere annemle beraber alışverişten dönüyorduk. Böyle arabanın arkası gitmiş dersin abinin oynadığı roldeki gibi. Nasıl arabanın arkası? Arabanın hani kramponu mudur? O... Tamponu krampon diyor. Tamponu edinmiş. Arabanın kramponu işte. Ben öyle diyorum, krampon diyorum. Krampon deniyor, doğru. Onlar yanlış. Seninki doğru. Kramponu gitti arabanın. Sonra ne oldu? O ezilmiş böyle. Böyle yolda da araba kapatmış. İşte öyle. Bir daha süper. Bu hikayeyi bir tek ben mi anlamadım? Siz de anlamadınız değil mi? Anlamadım. Tamam. Evet sıradaki skece geçelim efendim. Metin Keçeci geliyor şimdi. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Çok güzel hareketler bunlar. Merhabalar. Hoş geldiniz. Yaşadığımız dünyanın sahnesinde hepimiz... Zeynep hoş geldin. Çok sevdiğim bir arkadaşım bu gece misafirimiz Zeynep hoş geldin. Hepiniz hoş geldiniz. Herkes hoş geldi kendi hikayesinin devamlılığına. Kendinizi alkışlayın. Çünkü sevgiyle, mutluyla yolculuğumuza devam ediyoruz. Yaşadığımız dünyanın sahnesinin üstünde hepimiz birer konuk sanatçıyız. Kendi yaşadığımız hikayenin içinde. Öyle olmazsa her şey çabuk üretilip tüketilmezdi. Her şey çok çabuk tüketiliyor değil mi?
Mesela günümüzde aşklar bile artık çabuk tüketilmeye başlandı. Ne yazık ama. Çok mu duygusal oldu? Hayır, bir şey söyleyeyim mi Metin? Yani, duygusallık geldin. Değil. Yani aslında skecin konusundan bahsetsen, aşklar çabuk tüketilir. Bir dahaki skecin konusu tek gecelik ilişki. Yani oradan bağlıyorsun. Şimdi tek gecelik ilişki için mesela diyelim ki bir yemek yeme olayı. Özenle alışverişe çıkıyorsun, bir şeyler alıyorsun. Özenle sofranı kurmak için onu bir hazırlıyorsun. Tek gecelik ilişki için mi yapıyorsun? Fark etmez. Hayatın her anı tek gecelik ilişki olarak da düşünebilirsin. O an, o özel değil mi? O sofra... Ben bilmiyorum. Ben hiç bilmediğim için böyle şeyleri... Öğreteceğim. Sen, senin nedir onun bakışın? Yani hiç başına geldi mi tek gecelik aşk? Aşk diyelim, gecelik ilişki. Benim düşünceme göre o eğer özel bir ansa, o an için eğer bir sofra kuruluyorsa... Alışverişine nasıl özen gösteriliyorsa, onun sofraya hazırlanmasına kadar bütün sen yemek aşamalar... yemeden olmaz diyorsun yani ben... yemek yemeden tabii ki olmaz ama olaya hani... özel bir an için özel bir hazırlık yapıyorsa, özveriyle hazırlanmış olan bir sofranın bir şey kaldırılması da... Senin zorlanmanla alakası yok. Konu çok zor. İnan bana. Hani şu an konuştuğumuz konu tek gecelik ilişki. Yani o yüzden terledin şu an. Şunu söyleyelim. Ben yine kendi sözümün arkasında duruyorum şunun için. Ben de duruyorum senin sözünün arkasında. Duruyor musun? Ben, tabii sen beraber de... duruyoruz. Öyleyse. Şimdi hazırlanılmış güzel bir sofranın özverisi içerisinde toplanması da çok önemlidir. Aynı özveriyle olması lazım ki her iki tarafın kullanılmama duygusunu doğru anlayabilmesi için. Öyle demiyor musunuz? Yani kurduğunuz sofrayı toplayın diyorsun şu an, ben oradayım. Yani... Şeye geçsene artık, yemek bitti sonra. Ya yazık ama tek gecelik ilişki diye adlandırmak yazık değil mi? Hani o duyguyu yakalamış, hani adam illa sarhoş mu, ben kendim de değilim falan. Bilmiyorum ki skeçte yani... işte soracaklar o soruyu. Ben karşıyım sonuçta, ben hiç... Değil mi? Hiç yaşamadın, doğru. Evet, hiç yaşamadım. Ama hayatımızın her anı... Özel bir sofra gibi, nasıl özveriyle... Yine ben sofraya dayanıyorum çünkü dün gece bir misafirim vardı. Saat 3'te... Evet, şimdi şey mi? Yani yok, skecin anlatımıyla ilgili şuraya bağlıyoruz ama... Yani evet. Tek gecelik bir şey yaşıyorsanız bari yemek... ısmarlayalım. Gülhan Tekin'le Aydan Taş yazdı. Gülhan Tekin ve Aydan Taş yazdı. Evet. Ne, gariban aşklar mı? Yok, sofralık ilişkiler. Sofralık ilişkiler, alkışlarınız da geliyor. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Çok güzel hareketler bunlar. Spola bak bak bak. Hangi yörenin oyunu bu ya? Ay, gel bir tanem gel. Geldi. Oh, hadi viski içelim. Yok, yeterince içtik. İçelim içelim, biraz daha viski içelim hadi. Artık içmeyelim. Sen ne kadar güzelsin öyle kız. Teşekkür ederim, sen de öyle. Canım benim, gözlerin ne kadar güzel. Gözlerim aynı babama benziyor biliyor musun? Gerçekten. Aynı babam yani, ellerim, ayaklarım, hatta burun deliklerim yani, aynı babam. O zaman sen git, baban gelsin. Çok şakacısın. Ah canım benim ya, bir tane benim. Ay tatlım benim. Hay Allah cezanı vermesin ya. Ay gerizekalı. Sen kime vuruyorsun ya beni? Aptal. Yani lan sen adamı var ya. Uyudum ben, uyudum. Ah. Yapma. Hey Naş. Yapma. Hey Naş. Sen de kimsin lan? Aa, ben mi kim miyim? Sen kimsin? Ay şaka yapıyorsun. Ne işin var bu evde? Beraber geldik. Beraber geldik böyle. Evet. Burada da beraber uyuduk. Ay sadece uyumadık. Aman Allah'ım. Ne? Yaşın kaç senin? Ne demek minnoş? Aşkın yaşı mı var? Minnoş mu? Evet saçma. Ben senin yaşını soruyorum. Ya benim yaşımın ne önemi var? Teyzem. Hadi teyzem.
Sen şimdi buradan çantanı al. Bu çanta senin mi? Benim. Bu çanta senin mi? Evet. Sana bu çanta çok modern kalmış. Sana tahta bavul lazım. Senin yaşa o gider. Seni. Hadi teyzem. Hadi annem. Ay bir dakika, hadi. Bir dakika. Dün gece bana numaranı vermedin. İşte dün gece çok güzel bir hareket yapmışım. Onu orada bırakalım tamam mı? Hadi canım. Hadi. Bir şey söyleyeceğim. Sen beni başından mı savuyorsun? Alındın mı yoksa? Biraz yani. Lan torunun yaşında adamın evine gelmesin. Ne alıyorsun? Hadi çık. Hadi. Ya ama bir dakika. Sen bana şu an tek gecelik kız muamelesi yapıyorsun. Tek gecelik kız diye bir şey yok canım. Tek gecelik hata diye bir şey var. Zaten hata olmasa diğer gecelerde devam eder. Hadi annem. Ben hem hatayım hem tek geceliyim öyle mi? Canım bak çok önemli bir iş görüşmem var. Oraya gitmem lazım yoksa dururum. Ben oturayım sen bana masallar hikayeler anlat. Kestane pissin sobada bilmem ne o yani öyle. Dede Korkut hikayeleri falan senin dönemin hikayeleri. Ama onlara ama hadi canım. Tamam hadi anlatırım canım. Bak ne diyeceğim ben oturayım bekliyorum seni. Sana kahvaltı falan hazır. Sen iş görüşmesi git gel. Ama sen ne yapışkan çıktın canım hadi. Aa yürü. Yürü git. Şu an gerçekten kalbimi kırıyorsun. Kırılırsan kırıl. Hani ellerim çok güzeldi gözlerim. Her şeyim çok güzeldi hani. Uzunları yakmasın nesi güzel Allah Allah. Öyle diyordun ama dün gece. Ya kusura bakma ya. Tamam ben de acelem olduğu için iş görüşmesine gideceğim değil mi? Ondan yani kusura bakma yani. Tamam mı? Alınma yani. Alınma. Alınmazsan da şunu da giderken çöp konteynerine at ya. Çöp bidona yakın mı? Bak işte ben konteyner diyorum sen bidon diyorsun. Bak kuşak çatışması var aramızda görüyorsun. Hadi canım. Hadi. Hadi görüşürüz annem. Hadi. Görüşeceğiz ama. Görüşeceğiz ben kurbanda geleceğim elini öpeceğim senin canım benim hadi. Hadi canım tabii elini öpeceğim. Kurbanda. Tabii şekerleri hazırla. Bir şey söyleyeyim mi? Kalıbına bakıp adam sanmıştım seni. Yazıklar olsun. Canım benim. Bir daha asla viski içmeyeceğim ya. Viski tabii. Üst. Hop! Akut abi! Geldi mi? Girdi mi deliye? Hop! Koçum benim. Yiğidim benim. Hadi bakalım. Tık 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 tık. Gel. Gel bakalım. Merhabalar efendim. Merhaba. Golf sever misin genç? Yok sağ olun. Ben yeni yedim. Teşekkür ederim. Golf benim için bir tutku. Çocukluğumdan beri bu sopayı bırakamadım elimden. Vallahi ne güzel. Tebrik ederim yani. Efendim ben size e-mail'la özgeçmişimi göndermiştim. Alabildiniz mi acaba? Evet ben gelmişinizi geçmişinizi okudum. Sağ olun efendim. Şu an çalışıyor musunuz? Çalışmıyorum efendim. Bir şirketin genel müdür yardımcısıydım. Oradan istifa ettim ama burada çaycı olsa yaparım yani. Size saygım sonsuz efendim. Oo süper. Sizi hevesli gördüm. Evet. O zaman bizim şirketimizde istediğiniz bir pozisyon var mı yani? Vallahi bir pozisyon, istediğiniz pozisyonda olur yani, hiç fark etmez. O zaman ben istediğim yere yerleştireceğim sizi. İstediğiniz yere yerleştirin beyefendi. Tamam o zaman, ben sizi genel müdür yardımcısı yaptım. Aynı pozisyon, çok teşekkür ederim, çok süper, sağ olun. Süper değil mi? Çok sağ olun. O zaman birer viski içelim. Ya ben viski içmeyeyim çünkü ben kendimi kaybedip sizi de aradan çıkartmayayım yani, şey olmasın ya. Yani... Ne demek o şimdi ya? Yani... Kutlama amacıysa tamam bir yudum alırım kutlama yani. Kutlama amaçlı canım. Kesme şekeri alabilir miyim? Ben çünkü viskiyi kıtlama içerim çünkü de. Kıtlama mı? Evet kıtlama çok güzel ve çok acı geliyor bana. Ben kaçak çayla içerim. Geliniz. Selam. Hoş geldin kızım. Hoş bulduk. Ha ben anneni sandım. Hayır kızıyım. Kızım benim ya. Babam. Babanız. Evet merhaba ben... Cevriye Kabakoğlu. Merhabalar ben İbrahim. Bu da bana kapak oldu. Görüşmenizi böldüm ama ben hemen babama bir şey söyleyip gideceğim. Söyle bakayım kızım. Ne? Hadi canım! Olur mu böyle şey? Olur mu ya? Efendim çok özür dilerim ya kusura bakmayın ya. Kes sesini seninle alakası yok. Sen ne diyorsun ya? Sen ne diyorsun lan? Böyle bir şey olur mu? Ha kızım? Böyle bir şey olur mu ya? Şu tüylerim diken diken oldu. Terbiyesiz. Unutmuşum babacığım. Niye unutmuşum ya? Ya limitsiz kredi kartı kapanır mı? Allah'ını seversen ya. Ödeme tarihini geçirmişim. Unutmuşum babacığım. Harcarken iyi, ödeme gelince unuttum. Haklı. Ben gidip bu banka müdürüyle konuşacağım. Böyle terbiyesizlik olur mu? Böyle terbiyesizlik olur mu? Ağzınızı burnunuzu kırarım ha. Ben gidip koskoca Ersin Kabakoğlu'na bu yapılmaz. Ya. Ben gidip haddini bildireceğim. Tamam babacığım. Limitsiz kredi kartı kapanır mı? Limitsiz kredi kartı kapanır mı? Limitsiz kredi kartı kapanır mı? Yani sistem ederken gargara yapanı ilk kez görüyorum. Merhabalar. Merhaba. Dünya ne kadar küçük değil mi? Gerçekten çok küçük yani. 35'lik diyebiliriz yani dünya. Gayet küçük. Ya beni affedebilecek misiniz ya? Gerçekten ben... Yani Cevriye bak adını hatırladım görüyorsun.
Yani adını hatırladın ya, beni affedebilecek misin? Yani ya bu sabah olanlar için çok üzüldüm. Ben böyle bir tesadüf olamaz yani ama oldu işte. Bilmiyorum ya. Bu sabah her şeyi unutmuş gibi görünüyordum. Ya Cevriyeciğim bak hani ben unutuyorum, bak bende unutkanlık var, yoksa unutmam yani. Sen bak demek ki çok balık yiyorsun yani, bayağı fosfor oluyor yani Cevriye. Fosforlu Cevriye. Fosforlu Cevriye. Gerçekten bak. Yani gerçekten yeniden bir ilişki kurabiliriz, yeniden başlayabiliriz yani her şeye. Sıfırdan. Yani işle aşkı birbirine karıştırmayalım diyorum ben. Bilmiyorum yani. Düşüncem. Demek bizim şirkette çalışmak istiyorsun. Evet yani babanız az evvel beni işe aldı. Gerçekten dediğin gibi tıpkı sana benziyor yani. Hık demiş burnundan düşmüş yani ama biraz yüksekten düşmüş herhalde. O yüzden böyle bir çocuk. Evet. Evet. Aslında buraya geldiğini bilseydim beraber gelirdik sabah. İşte ne güzel olur, bundan sonra hep beraber geliriz. Vallahi böyle şenlik. Oo, süper. Ama her sabah gelemeyiz. İşle aşkı ayırmak lazım. Tabii tabii tabii, işle aşkı ayıralım yani. Ayıralım. Yani yeniden yeni bir sayfa açalım, ayıralım lütfen. Tamam açalım. Tamam açalım. Bak ben hemen ayırıyorum. Tamam ayır. Hemen ayırıyorum bak. İşle aşkı birbirinden ayırdım. O benim özgeçmişim ya. Evet canım, senin özgeçmişini yırttım az önce. Gideyim yani ben. Git tabii. Gidiyorum. Hadi canım. Hadi defol. Ama hiç bu profesyonelliğe sığmıyor. Ben sana söyleyeyim. Seninki sığıyor muydu? Hadi buradan hadi. Ne aç başka kapıya. Gidiyorum o zaman. Git tabii. Gidiyorum ben. Şimdi yani işsiz güçsüz böyle şey yapayım. Tamam. Görüşürüz. Kendine iyi bak. İbrahim. Ha canım. Al lan şunu. Çöpü de giderken at. Tamam canım. Ben çöp atıyorum. Kapıcı olarak başlayabilirim o zaman. Işte. Yürü buradan defol. Çok güzel hareket diyenler. Evet arkadaşlar, ne düşünüyorsunuz skeçle ilgili? İbrahim senden başlayalım. Gülhan'dan başlayalım. Ne diyorsunuz? Nasıl geçti? Ya biraz durgun geçti skeçimi. Biraz kızıl, biraz mavi. Yalnızlığı. Ersin sence nasıl geçti? Limitsiz kredi kapanır mı? Neyse tipi de çok güzeldi ya. İşte yani elinden geldiğince bir şeyler yapmaya çalıştık. Yapmaya çalıştık. Vallahi. Peki bu konuda da bir durum var şimdi. Yani konu da biraz biz girişte de biraz muhabbet edelim. Metin sürekli sofra hazırlarım ben, sofra dedi. Ama konuda bir ağırlık var Gülüm. Konu ağır biraz. Ağır. Dediğin dişler ağır geldi. Onunla da ilgili evet. Konuşamadım tabii. Peki hiç var mı ne soracaksan burada? Hiç tekicilik. Bu ama çok açık edilmemesi gereken bir konu ya. Olsun biraz ya. Da. Belki kendini bitirmek isteyen vardır şu an ulusal yayında. Ben tekicilik işlere bayılırım diyen var mı hemen? Söyleyecek. Orada varmış. El kaldırıyor. Sen hala el kaldırıyorsun. Hayır net. Trampona krampon diyorsun diyecektim. Tampona krampon diyen insansın. Evet, o zaman sıradaki skeci geçelim. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Sıradaki skeci geçelim. En son Bursa Spor Fenerbahçe maçında Sercan'ın kafasına böyle bir darbe aldı ve hani başını sardılar falan. Babası da tribündeydi çocuğun. Hani çocuğun dedi, arkadaşım Sercan, selam söyleyeyim buradan da. Şimdi Manchester United Bursa maçı oynanıyor, onda da aklım bir anda. Darbe aldı. Babası da tribünde böyle oğlunu izliyor falan. Perişan, kan akıyor falan. Buradan yola çıkarak anneleri, futbolcuların anneleri maça gelse ne olurdu diye bir soru sorduk. İbrahim, Ayça, ben birlikte yazdık. Tribün geliyor. Ana yüreğe geliyor. İyi seyirler, iyi eğlenceler diliyorum. Çok güzel hareketler bunlar. Çek. Dizim ağrıyor. Kalk. Eyvallah. Çek. Dizim ağrıyor abi. Tamam. Kalk. Şimdi. 1, 2, 3. Oğuzhan. Lay. Şekil suyu atezel. Mavi Spor Santrafor'u Şevket Suat Tezel taraftarlar tarafından protestolara aldırış etmeden ısınıyor. Maç başlamak üzere. Ağzınızı burnunuzu kırın. Oğuzhan. Anne. Anne. Yavrum. Oğuzhan abi annen mi? Annem. Oğuzhan abinin annesi, hepimizin annesi. Öpeyim ben hemen. Ay yapıştı elini. Ay annem. Gel önüne gel anneciğim. Anne ne yapıyorsun 20 bin kişinin içinde, ne yapıyorsun statta ya? Yavrum seni bir de canlı izleyeyim ben dedim ya.
Annem baksana okunmuş krampon getirdim. Al yavrum. Al. Ya bunun doğrusu tampon değil mi ya? Bu krampon. O da deniyor evet. Anne ne yapıyorsun? Rezil ettin beni. Okunmuş kramponla ya. Maç başlıyorsunuz ya. Evet oyuncular yerlerini almak üzere maç başlıyor. Maç başladı. Top şekilde şekilde olsa karşı karşıya şekilde çalma çakışa. Çok sert bir hareket. Çok sert bir hareket. Hocam. Hakemi aldatma yönelik hareket. Penaltı ya. Hakemi aldatma yönelik hareket. Hocam ben seni hiç aldatmadım. Yapma. Yapma. Sus. Beni aldattın. Hem de bizim sahamızda. Hocam saçmalama. Ne olur sarı kart falan verme. Gözünü seveyim. Bana bu ilişkiyi kurtarmak için bir şans daha ver. Sus. Seni dinlemek istemiyorum. Dinlemek istemiyorum yalanlarını. Allah Allah. Al ben de sana bir sarı kart vereyim de aklın başına gelsin. Al. Hain erkek. Hayvan erkek. 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 Hakem Bey affedersiniz. Oğlumun bir suçu yok. Bu kez affetseniz acaba olur mu? Ha? Siz kimsiniz? Efendim ben velisiyim kendisinin. Siz o sarı kartı bu gulyabaniye gösterin. Gulyabani! Anne ne yapıyorsun? Sussana ya. Yavrum ana yüreği dayanmıyor. Şimdi böbrek olsa dayanır da ana yüreği dayanmıyor biliyor musun? Sus. Oğlum bak lütfen benim çocuğumu itme kalkma. Vurma benim oğluma. Vur vur iğnesi. Annesi de vur. Vur vur iğnesi. Annesi de vur. Evet maç tekrar başlamak üzere. Vallahi hazır. Şevket'in top. Oğuzhan, Oğuzhan aldı topu. Şevket'e karşı karşıya. Şevket de yine çok sert bir hareket. Çok sert bir hareket. Hakem geldi. 46 numara. 46 numara bana bak. Senin anan baban yok. Bu çocuğu utanmıyor musun? Benim çocuğumu itmeye kalkmıyor. Teyze bana mı diyorsun ya? Ben 6 numara forma giyiyorum ya. Ben ayak numaramdan bahsediyorum. Yarma! Yarma! Evet sevgili izleyiciler, maçın başında ortam gerildi. Oğuzhan'ın annesi tribün lideri oldu şu anda. Evet, evet Oğuzhan'la Şevket yine karşı karşıya galiba. Şevket, Şevket Oğuzhan'a doğru gidiyor. Karşı karşıya Oğuzhan'la, sanki başkası yok, ikisi oynuyor. Çok güzel, arkadan dolandı. 3 puan aldı Şevket, 3 puan. Bana bak, sahaya inerim, kulakları çekerim. Sahaya ineriz, kulakları çekeriz. Sahaya ineriz, kulakları çekeriz. Anam, anam! Sen kimin kulaklarını çekiyorsun? Anne, deplasmana da mı geldin ya? Sokakta bulmadım ben bu çocuğu. Sen şu cılız çocuğunu al da evine git. Bu futbol, futbol. Hanım evlatlar için değil bu oyun. İçindeyiz, gülsümleyiz. Evet sayın seyirciler. İki takımında ateşli taraftarları var ve iki tribünlere liderler, futbolcuların anneleri. Maç gittikçe enteresan bir hal alıyor. Top Oğuzhan'da yine Şevket'e karşı karşıya. Çok sert bir hareket. Biçti, biçti resmen. Doktor Bey yaşayacak mı oğlum? Tekme bir santim daha yana kaysaydı ölebilirdi. Allah'ım. Şu ilaçları alın 2-3 güne kadar kendine gelir. Abi sen de tribe girme ne ilacı ya dokunmadım diyorum ya. Ne demek dokunmadım? Hanım hanım sen kasap olacak olduğunu futbolcu yapmışsın. Çocuk topa müdahale diyor. Ne topa müdahalesi mi? Direkt oğluma vurdu. Ben de onu diyorum işte topa müdahale. Gönle gönle gönle. İşte medale. Çıkışta da yapmaz. Oli medale. Oli medale. Sen de numarayı vurdun mu be? Yine vurdu. Şevket Oğuzhan'a yine vurdu. Ortalık karıştı. Ne dedim ben? Ay çayla gitti. Biz de girelim lan. Ama böyle korunma içine ettin maçın. Ama annem yüreğim dayanmıyor bak. Başka bir iş yap. Masa başı bir iş yap yavrum. Anne ne masa başı? Futbolcuyum ben. Ocak başı da olur yavrum. Anam anam. Sen ne işin bitmedi daha. Çıkışta dayak var. Adre meydanı. Çıkışta dayak olur da. Bu gece akşam beyime yemek yapacağım. Sözüm olsun olur mu? Ha o da doğru. Ben bekle yolacağım o saçını. Çıkışta dayak var. Evet, çok güzel gitti yani. Sevgili misafirler, bu skeçte bu gecenin son skeçini izlediniz. Bütün eşlik eden bütün misafirlerimize çok teşekkür ediyoruz. Dünyanın ve Türkiye'nin neresinden izleniyorsak, izletiliyorsak da sevgiler, saygılar. Bu haftalık bizden bu kadar efendim. İyi akşamlar.